geldi geldi. Annemden ses aldın mı abi? Ah, ah. Bu da çok çok şükür. Boyalamak istemiyorum ama bu konuyla ilgili bir tane daha almıştım. Hatay bölgesine doğru intikal ettik. Olay yerine ulaştığımızda felaketin ne derece büyük olduğunu gördük. Daha önce Gölcük depremlerini gördük, farklı farklı depremler gördük ama böylesi ilk defa karşımıza geldi. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Hepsi gördüğümüz tüm vatandaşları çıkardık. Yaklaşık 27-28 vatandaşımızı, bir en son Rabia kardeşimiz vardı 29 yaşında. Onu 152 saatte çıkardık. Onun mutluluğu bize ayrı bir şey oldu. Ayrı bir motiv oldu. İnsanların bize teşekkür etmesi bize daha çok güç verdi. Hatay'a girdiğimiz ilk gün hani dedik ki burası nasıl bir cehennem çukuru diye hani kendimizi sorguladık. Yani yıkılmamış bina kalmamış, gördüğümüz her yer yıkılık. Bir tane sanırım 1,5 yaşında bir bebeğimiz vardı. Onu da oradan enkazdan 2,5 saatlik bir çalışma süresinde kurtardık. Annesine teslim ettik. Hani o kurtarma duygusunu zaten size hani anlatamam yani. Ama o bebeği oradan çıkartmak hani bize güç verdi, ilham verdi. Yani daha çok insan kurtarabiliriz açısından. Sismik arama akustik dinleme cihazımızla dinleme yaparak yaralılarımıza ulaşmaya çalıştık. Bunun sayesinde bazı yaralılarımıza ulaştık ve çıkarttık. Cigra dediğimiz diğer cihaz, hassas cihazımızla ulaştık. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi oldu.